Şimdi bir konuğum var. Yeditepe Üniversitesi acil tıp uzmanı, akut kurucusu Doktor Mustafa Feridun Çelikmen konuğum. Feridun Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi siz hem bu depremde günlerce görev yaptınız hem de bugüne kadar hem Türkiye'de hem dünyanın pek çok yerinde afetlere, deprem bölgelerine gidip acil tıp uzmanı olarak görev yaptınız. Şimdi bize en çok dünden beri sorulan soruyu ben size sorayım. Bölgeden ekiplerin, kurtarma alanında çalışan bazı ekiplerin döndüğü haberleri geliyor. Özellikle yabancı ekiplerin ve insanlar soruyorlar. İşte 9. gününde hala sağ çıkanlar var. Bu dönüşler için erken değil mi diye. Bu soruya yanıtınız ne olur? Şimdi tabii çok büyük bir alan burası. Hangi ekip nerede çalışıyordu ve oradan geri döndü bilemiyorum. Bazılarında çünkü yaşam emaresi olmadığı için bazı enkazlarda, bazı illerde buradaki ekipler geri çekilmeye başladılar. Yani bu tamamen oradaki lokal sorunlarla ilgili. Evet. Ama genel olarak canlı emaresi olan yerlerde arama kurtarma devam ediyor. Şu nedenle soruyorum ben size, nasıl bir yol izleniyor? Çünkü az önce arkadaşlarımız anlattı. Hem arama köpekleriyle hem termal kameralarla ısı alarak hem de ses takibiyle bir tespit yapılmaya çalışılıyor her binada. Eğer bir bulgu varsa orada da çalışma yoğunlaştırılıyor. Şimdi 9. günündeyiz. Bugüne kadar yaşanan afetlerde kaç güne kadar? Ben baktım mesela 17 gün diyen var. Daha önce de sizle konuştuk. 15 gün, 11 gün önceki depremlerde dayanma süresi bugüne kadar elde edilen kayıtlara göre nedir enkaz altında? Ve şu saatte insanların ses verenler var, konuşanlar var ama dirençleri çok düştü sağ olanların da. En önemli bulgu burada herhalde termal kameralar. Doğru mu? Yalnızca termal kameralar değil, yaşam emaresi olan bütün enkazlarda özellikle arama kurtarma faaliyeti devam eder. Pakistan'da 21. gün çıkan enkaz altından çıkan depremzedeler vardı geçmişte ama tabii oradaki koşullarla buradakiler biri değil. Şu an kış koşulları söz konusu. Evet. Temel olay şu, termal kameradan ibaret diyorlar. Köpek arabası, sesli dinleme, bunun içerisinde termal kamerada dair değişik yöntemlerle her türlü yaşam emaresi olan yerde canlı özellikle ya da ölü ya da diri çıkarana kadar arama kurtarma devam eder. Yani bırakamazsınız. Ama yeter ki işte bir emare olsun. Yoksa hiçbir canlı emaresi olmayan, ses yok, köpekler herhangi bir şekilde bir canlı kokusu almazlar. İşte termal kamerayla canlı ses hissedilemedi. Çok da fazla umut kalmıyor zaman o enkazdan. Yani birden fazla parametreye bakılıyor. Yani sadece ses yok ya da sadece termal kamera ısı almadı denilip bir enkaz terk edilemez diyorsunuz. Yok yok, elde ne imkanlar varsa, yani hala birçok enkazda sesimi duyan var mı ile çalışılıyor. Çünkü öyle yağmur gibi köpek ekipleri, termal kamera imkanları yok. TPR cihazları, dinleme cihazları yok. Yani hala sesimi duyan var mı ile bütün etraftaki sesler susturularak da arama yapılıyor maalesef. Bu çok büyük bir alan, çok büyük bir saha, çok sayıda binlerce, on binlerce enkaz var. Yapacak bir şey yok yani. Umut kesildiği anda da, hiçbir emare olmadığı anda da ekipler terk edebiliyor olayı. Çünkü başka yerlerde de arama devam ediyor, arama kurtarma devam ediyor. Evet. Şimdi 12.400'ün üzerinde yıkılmış bina var. Yani tamam, enkaz olarak yıkılmış bina. Onu demek istiyorsunuz zannediyorum. Yani şu an onların ne kadarında çalışmalar tamamlanmış olabilir? Sizde bu yönde bir bilgi var mı? Çünkü şunu mu anlıyorum ben? Şu an her binaya gidecek termal kamera arama köpeği yeterli sayıda yok mu diyorsunuz? Ben mi yanlış anladım? Aynı böyle. Hala büyük çapta enkazlarda sesimi duyan var mı? Umut tabii giderek azalıyor. Özellikle hipotermi koşullarından, soğuk ortamlardan dolayı. Süreç arttıkça canlı çıkartma, daha doğrusu çıkartmaktan kurtarmaya geçme şansımız azalıyor maalesef. Çünkü ben hala paylaşımlar ve yardım ihtiyaçları duyuyorum. Gazetecilere, bizlere, muhabir arkadaşlarımıza iletiyorlar. Bizim bulunduğumuz binaya gelindi ama hala biz içeriden bir ses duyduk galiba. Biz canlı olabilir diye bir daha bakılsın istiyoruz diye. Burada enkaz kaldırmaya henüz resmi olarak bir geçildiği yönde bir açıklama yok ama o yönde bazı bilgiler geliyor. Enkaz kaldırmaya bir afetten sonra, depremden sonra ne zaman geçilir? Ne zaman geçilmelidir Feridun Bey? Bu tamam. Tamamen bakın tekrar söylüyorum, tamamen içerideki canlı olma olasılığıyla ilgili bir olay. Yani içeride en ufak bir emare varsa asla ağır iş makineleri kullanılmaz. Oraya ağır iş makineleri sokulmaz. Deyim yerindeyse böyle elle, titizlikle
oradan insanlar araştırılıp çıkarılmaya çalışılır. Ancak artık umut kesildi. Defalarca işte dinleme yapıldı, köpek araması yapıldı, kanlar kamera, TPR'ler, yani bu dinleme cihazları kullanıldı. Hiçbir umut yok. O zaman artık yapacak başka bir şey yok. Hayır, ben işte o nedenle soruyorum. Diyorsunuz ki binlerce bina var ve her birine belki köpeklerle ve termal kameralarla şu anda bakılamıyor. Bu durumda... Böyle bakılamamışsa bu binanın enkazına geçilmiyordur. Zaten şu anda bildiğimiz kadarıyla öyle ama bir ortalama süresi mesela 10-12 gün müdür? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Bugün 9. gündeyiz. Burada istatistik önemli. Bakın baktığınızda Türkiye'de mesela Marmara Depremi'nde en geç vaka İsmail 5. bizim de bildiğimiz bir vaka 5. gündü. Burada hala insanlar canlı çıkarılıyor. Yani 9. güne geçildi, hala canlı çıkan evet, insanlar evet, var. Daha da çıkacağını umuyoruz, bekliyoruz biz de. Direkten söylüyorum, bakın çok enteresan bir şekilde, mucizevi bir şekilde o sabahın 4'ünde buz gibi koşullarda dar bir alanda üzerine bir battaniye yorganla düşmüşse ya kazazede, depremzede daha doğrusu yatak yanına veya işte bizim yaşam üçgeni dediğimiz alanlarda korunaklı bir yerde bir koza gibi bir ortamda ise yaşama şansı var. Çünkü insan vücudu inanılmaz mucizeler gösteriyor. Normalde kitabi bilgilere baktığınız zaman bu kadar uzun süre aç, susuz, soğuk koşullarda yaşama şansı yok. Çıktı bile kurtulamıyor ama dediğim gibi yaşam emaresi varsa herhangi bir şekilde köpek aramasıyla, dinlemeyle, termal kamerayla en ufak bir yaşam emaresi varsa o enkazda ağır iş makineleri sokulmadan oradaki kişi veya kişiler çıkarana kadar, bedenlerine ulaşılınca kadar arama ve bütün arama kurtarma ekipleri de hala bölgede devam etmeli ve ulaşabildiği kadar yere de ulaşmaya devam etmeli özetle şu anda. Başka çare yok. Çok büyük bir afet. Bakın bu. Çok büyük bir yıkım. Yani binlerce enkaz var. Dediğim gibi yani umut kesildikten sonra ancak ağır iş makineleri girmeli. Eğer ki en ufak yaşam emaresi varsa ağır iş makineleri sokulmaması lazım o olarak. Evet, bunu vurgulamak amacıyla siz de bu işin uzmanısınız o nedenle soruyorum. Daha orada insanların istatistiki verilere göre de öyle enkaza geçmek için erken ve hala çalışmaların bu şu an sürdürüldüğü gibi sürdürülmesi önemli. Orada şimdi az önce iki Eda Apartmanı'nda, İskenderun'da, Seçkinler Apartmanı'nda, Maraş'ta şu anda bir canlı bulgusu var ve ekipler büyük bir titizlikle çalışma yürütüyorlar. Orada nasıl bir yol izleniyor? İlk müdahale nedir? Mesela her ulaşılan kişiye hemen damar yoruluğu verilir mi? Bunun için spesifik bir durum mu? Mesela bir sıkışma varsa örneğin damar yolundan destek veriliyor mu? Su verilmiyor diye biliyoruz. Bazılarında su verildiğini de gördük. Neye göre değişiyor bu Feridun Bey? Şimdi bakın bazen bir kazazede, depremzede enkaz altında ulaşırsınız ama onun oradan çıkarılması saatler sürebilir. O yüzden ulaşır ulaşmaz bulabildiğiniz ilk damar yolundan hemen saatte 1 litre bildiğiniz üzere fizyolojik en basit sıvı verilmek zorunda ki bebekleri koruyalım. Yaşama şansını artıralım. Çıkarmaktan kurtarmaya geçebiliriz. Yani çıkarmak da hiç bitmiyor. Bir kazazede değil, depremzede kurtarmak için tıbbi afet bilgisi nosyonuna göre hareket etmek lazım. Ağızdan tabii ki de şuur kaybı varsa hiçbir şekilde hiçbir şey verilmez. Ama şuur kaybı yoksa bu tabii şu andan itibaren pek söz konusu değil de daha çok erken dönemlerde birinci gün, iki gün, ikinci gün, üçüncü gün çıkaranlara eğer konuşabiliyorsa hasta, şuur kaybı yoksa ağızdan da sıvı verilebilir. Asla verilmemize gereken meyve suyu. Meyve suları hiçbir şekilde erken dönem olsun, geç dönem olsun kazazedeleri içirilmez. Bunu özellikle vurguluyorum. Bu deprem bilgisi olarak da akıllarda yer etsin. İlla ki damardan da sıvı sıkılacaksa potasyumsuz sıvılar verilmek lazım. Çünkü potasyum ölümcül sonuçları açıyor. Birçok sebebiniz potasyum var. En basit işte demek fizyolojik potasyum yok içerisinde. Saatte bir litreden ulaşabildiğiniz ilk damar yolundan damar yolu bulamazsınız. Kemik içerisinde intravenöz vermek lazım. Meyve suyu niçin zararlı? İçerisinde potasyum var. Bütün canlı hücrelerinde olduğu gibi bitkilerin, meyvelerin de bu ezildiği anda meyve suyu yapılırken bunlar eziliyor ya. Hı hı. İçerisindeki potasyum hücreden tıbbıya kaçıyor. Onu verdiğiniz takdirde zaten ezilmiş kişilerde, sıkışmış kişilerde kanında potasyum yüksek. Potasyum da gidip kalbi, böbrekleri ölümcül şekilde olumsuz etkileyen bir element. Evet, yayınımızın sonuna geliyoruz. Mustafa Bey, sizin şu anki tabloya ilişkin bir uzman olarak söyleyeceğiniz ve bu şunun da dikkatini çekmek istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Şimdi bakın, oradaki insanlar biz Hatay'dan ayrılırken yüreğimiz orada kaldı. Çok perişanlar. Barınma konusunda özellikle hızlı bir şekilde kafalarını sokacak imkanlar yaratmak lazım. Çünkü en yetkili ağızdan, bu arada hızla
konut inşaatına geçileceği, ay sonunda bunlara başlanacağı söylendi ama nereden baksanız en az bir yıl, belki daha fazla bu insanların barınma sorunu olacak. Önümüzde daha Şubat'a yeni girdik. Şubat, Mart, Nisan yağmurlu, çamurlu aylar var. Konteyner kentler kurmamız lazım bir an evvel. Ben konuşabildiğim, eli gücü kuvvetli olan bütün firmalara, şirketlere bunu seslendim. Çok şükür bir hareket başladı ama bunu arttırmak lazım. Evet. O insanları özellikle kalıcı konutlar yapılana kadar çadırlardan kurtarmak lazım. Çünkü tuvalet problem, güvenlik problem, ısınma problem, konteynerlerin iyi kötü geçmişteki tecrübe de söylüyorum ben size. Bütün bunları sağlayacak bir altyapısı var. Yani neyse maliyeti müşteri birleştirip çünkü bu işe hemen böyle tişörtlü bilmem ne bunları göndermeyin artık oraya. Bunlara ihtiyaç yok. Bir evvel bu insanların kafalarını sokacak bir barınak yapmamız lazım. Güçleri birleştirip yani 10 kişi bir araya gelsin bir konteyner alsın. Bir şekilde bunlar afatın çatısı altında toplansın orada konteyner kentler kurulsun. Çünkü bu bayağı uzun süre yaşamayı devam ettirmek için en ideal yöntem. Çok teşekkürler Mustafa Feridun Çelikmen, Doktor Mustafa Feridun Çelikmen, Yeditepe Üniversitesi Acil Tıp Uzmanı, AKUT kurucusu, bölgede de bir haftaya yakın kurtarma alanında çalıştı ve bir an önce konteyner kentler kurulsun dedi.